Alaska'dan herkese merhaba arkadaşlar. Amerikan Truck Simulator için geliştirilen Alaska haritasında yeni şeyler aktif oldu. Daha önceki videoda yarım kalan yollar vardı. Yapımcısı onları tamamlayarak yeni şeyleri oyuna entegre etti. Buzlu yollar ekledi, yani donmuş bir yol eklemiş. Orada girebileceğiniz delikler falan var. Yani tıpkı Extreme Tracker'daki gibi öyle bir yol hazırlamaya çalışmış. Nome şehrindeyim şu an. Buradan Nome şehrinden Bitumen'den arkadaşlar buraya kadar geleceğim. Bu dinlenme tesisine kadar gelmeyi hedefliyorum. Ondan sonrasını gidemeyiz. Zaten çok uzun olur video. Şimdi bende bir sürü mod var yine. Öncelikle Freightliner Century modu var. Bu V4 sürüm, yani 4. sürüm arkadaşlar. Onun dışında Semih Kızıl'ın gerçekçi yağmur modu var. Sesler falan değişiyor. Yine JZCat'in klasik araçlar paketi var. O yeni çıkmış, onu da ekledim. Normal yapay zeka trafiği modunu da güncellemiş. 1.3 olmuş, onu da ekledim. Sonra Semih Kızıl'ın yapmış olduğu kış modu var. Normalde Alaska haritasında ağaçlar, yani bitki örtüsü yeşil kalıyordu. Ama yollar falan işte karlı oluyordu. Semih Kızıl'ın modunu ekledim. Daha önceki videoda Frost Winter modunu eklemiştik ama şimdi Semih Kızıl çıkardığı için onun modunu eklemek istedim. Aracı çalıştıralım ve yola koyulalım arkadaşlar. Şöyle araç. Dorse paketi var. Yeni kargolar getiriyor oyuna. 10 tane falan galiba. Onu eklemek istedim. Şöyle Nome şehrindeyiz, sahildeyiz. Tabi her yer donmuş durumda, hani tekneler falan var. Alaska haritası büyümeye devam ediyor ve bunun dışında bir sürü harita modu geliştiriliyor arkadaşlar. SCS forumuna bakarsanız orada daha fazla harita görürsünüz ama tabi hepsi geliştiriliyor şu an yapım aşamasında. Şimdi kenarda sağda solda karlar var, haliyle araç çarpabiliyor oralara. Şimdi Dorsem de geniş olduğundan yolda giderken biraz sıkıntı çıkarıyor ama tabi yapay zeka trafiği şu karları görmüyor. Sadece biz görebiliyoruz. Saat var orada aracın şeyinde. İşte yol bilgisayarı var, telefon var, kahve kupası var. Güzel bir araç. Bu Rigging the World'den mi aktarılmıştı? Açıklamasına bakmadım ama Winzel aktarmış bunu. Yapıyor şu an. Daha önce BMW modunu falan incelemiştik ya. O arkadaş. Pardon, bir dakika. Yanlış yere giriyorum. American Truck Simulator. Yakında güncellemesi çıkacak. Arizona DLC paketi gelecek arkadaşlar. Onun dışında zaten yine 1.2 güncellemesi var biliyorsunuz. Steam Authority desteği gelecek ETS2 ile birlikte. World of Trucks'ın online işlemin aktif olmasını bekliyoruz bu güncellemede. Ve yeni bir çekici gelebilir. Volvo VNL aracında sürekli değişiklik yapılıyor. Steam DB'den bakabilirsiniz buna. Ya o gelir ya da Peterbilt 389 gelir arkadaşlar. Başka tabi diğer ETS2 özelliklerini dün yayınlanan Ford Cargo videosunda söylemiştim. Yine burada tekrarlamak zorundayım. Araç burada yavaş gidiyor. Kar var sonuçta. Semih Kızıl'ın yapmış olduğu mod. Video açıklamasına hem bu çekiciyi hem bu Alaska haritasını, güncel konuyu zaten ben güncelledim. Oradan indirebileceksiniz ve Semih Kızıl'ın modlarını da indirebileceksiniz. Bende bir mod daha var. O da Uşaklı Bilal biliyorsunuz. Onun yapmış olduğu bir yıldızlı geceler modu var. Yıldızlar daha belirgin oluyor böyle gökyüzünde geceleri. Onu da ekledim. Yine bu Dorse paketini indirebilirsiniz. Yapay zeka trafiğinde çıkan JZCat'in modunu indirebilirsiniz. Mod yani işler böyle. Modsuz oynanmıyor. Ben de hani haftada belli başlı günlerde American Truck Simulator veya Euro Truck Simulator 2 oynuyorum. Sürekli oynamak arkadaşlar bayıyor. Bir sürü yapım varken onlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Bus Simulator 16 çıktı mesela. Burada trafik yok ya, garip. Alaska haritasıyla birlikte gelen arkadaşlar yine biliyorsunuz off-road bölgesi var. Zaten başta öyle geliştirilmişti. Aynı bağlantıda onlar da bulunuyor. Zaten bir tek bir harita.
Hatta şöyle gösterelim, yani böyle burası Alaska kısmı, bu böyle genişleyecek. Yani yukarı doğru da gidebiliyorsunuz. Bir şirket falan var. İşte Fox'tan aldım ben zaten Dorsey'i, buraya uçurdum kendimi. Onun dışında jackpot'aymış zaten yüküm. Avastus Racefoot falan var bu off-road haritasında, görüyorsunuz. Burada gidebilirsiniz. Extreme Tracker'da çok almıştık ya böyle yükler. Ve bu yollarda çok gitmiştik. Bu kaplamalar hala Extreme Tracker ve onun öncesine çıkan oyunlara ait. O yüzden çok iyi görünmeyebilir. Ve ilginizi çekmeyebilir. Ama böyle. Burada bir ne var bilmiyorum. Evet arkadaşlar, buzlu yola geldik, evet böyle. Şimdi gidiyoruz, çok kötü bir grafik kalitesi var, hani ardı ardına uzatmış yolları. Normal. Bir dakika, ben bir şey yapacağım ya, sesi açmam gerekiyor. Pardon. Biraz daha açabilirim sesimi değil mi? Diğer videodan kalma. Şimdi burada pek girebileceğimiz alan yok ama. Şöyle bir şey göstereyim, hatta şimdi keyfinizi bozayım ben sizin. Şöyle bir şey göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yol bu aslında. Üzerine şöyle bir kaplama yapıyor. Extreme Tracker'da sağda solda arabalar olurdu kazalı. Burada da bir tane var. Trafik yok tabi burada. Sıkıntı o. Niye yok anlamadım şu an ya trafik. Gemi görüyorsunuz orada bir tane. Kalmış. Ya şimdi Alaska'da böyle bölgeler var, göller var, işte nehirler var, işte deniz, ana denizle bağlantılı. Tabii işte donunca gemiler karada öyle oturuyor buzun üzerine. Ya da daha önceden kalmış şeyler. Aa işte bak, bahsettiğim yer burası arkadaşlar. Gireyim mi buraya? Bir şey olmuyor, su var ama bak. Gördüğünüz gibi bak, şöyle. Aa kaldık. Tamam işte. Çıkamaz da bu geriye, bak şimdi bak. Yani böyle bir şeyler yapmaya çalışmış adam. Hiç yoktan iyidir. Ya inanamıyorum, hani böyle şimdi bu özellik simüle edilse, ileride edilecek, hani eklenecek oyuna böyle özellikler. Çok harika olur ya. Bu fizikler, bu araç, bu kalite, bu grafikle var ya, dehşet olur. Keyifli ya. Seviyorum. Evet, yıldızlar belirgin arkadaşlar. Yani şu an zaten akşam oluyor. Görebiliyorsunuz. Yine rally modunda görmüş olduğunuz. Ben saat 10'da başlattım bu şeyi. Çıktım girdim sürekli böyle. Zaten yavaş gidiyorsunuz, hani zaman akıyor. Hop 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 hop. Oho, %35 hasar. Komple girdi, gördünüz mü? İşte bu ya. Valla kaldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Uçuracağız ya. Yapacak bir şey yok da 35 hasarım var ya. Yanarım ben. Şimdi buradan sonra yine bir yol var. Hatta burada öyle bir ilginç yol var ki söyle anlatamam. Göstermeyeceğim de, belki başka bir videoda gösteririm. Siz bulursunuz belki indirdiğinizde. Yukarı doğru giden şehirde bir yol var. Bilerek mi yapmış? Yani gerçekte öyle bir yol var mı bilmiyorum. O hava çok, hava karardı böyle. Akşam oldu, güzel oldu he. Sevdim. Kurtlar murtlar olsa böyle sağda solda. Seslerini duysak. Evet, yıldızlı geceler modu. Şu arkadaşlar, yani görüyorsunuz. Bayağı gerçekçi yaptı ya, güzel oldu valla. Lalon daha önce de yayınlamıştı ama yeni sürümünü ekledi sonra galiba. Ne yaptı bilmiyorum. Anlamadım yani ben o olayı.
Şimdi otomatik vites olunca çıkamıyor mu? Okey. Zaten karda yavaş gidiyorsunuz. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Düz vitese aldım 2 ile. Çıkıyorum. Ya buradan gerçekten güzel bir görüntü oluşmuş. ...18 vites bu arada bu araç. Pek fazla modifikasyon seçeneği yok. Yeterli zaten bence. Hani bu yakıt deposunu ve yan etekleri değiştirebileceğiniz şeyler mevcut. Onun dışında pek bir şey yok. İşte aynaları falan takıyorsunuz önde. Öndeki şu tamponu siyah yapabiliyorsunuz. Aha bu ne ya? Çok güzel. Vallahi harika ya. Yok, daha hızlı gitmiyor zaten araç. Bu moddan sonra ben otobüs modunu test etmek istiyorum arkadaşlar. Amerikan Truck Simulator'da otobüsle bir video çekmedik. Marco Polo modu çıkmıştı. Hatta farklı sürümüne de çıktı. Yani farklı modeli. 1600-1700 diye onlar değişiyor ya modelleri. Onu çekmek istiyorum. Ondan sonra SwiftFX modu var. Grafik modu. Onu tanıtacağım. Bugün böyle. Sabah Olmur DLC paketini çektim. Farming Simulator 15'te. Dün gece oynamıştım, hatta video da almıştım ama beğenemedim. Yani aracı bilmediğim için biraz garip durumlar yaşandı gece. Oynadım biraz, işte tarlayı falan hazırladım. Patates diyorum ya sürekli. Şeker pancarını falan ektim. Sonra asadı yarım bıraktım. Şimdi sabah çekmiştim onu da. Farming Simulator 15'te işte 22 TL verdik o DLC paketine. Yani siz düşünün. Şimdi SCS diyecek ki hani zaten ileride olacak öyle bir dalga. Araçlara falan işte paralı zaten satış bekleniyor da. Yani diyecek ki bana hani iki tane çekici getireceğim arkadaşlar. 22 TL hiç düşünmeden veririm. Ama Olmur DLC paketinde iki tane araç var. Markaya bir lisans parası ödedik. Markanın aracı geldi, oyuna eklendi. Araçlarda bir şey yok. Hani ayrıntılı değil falan böyle. Göstergeler hani çalışmıyor zaten. Dijital ekranlar falan çalışmıyor. Yani öyle bir oyuna öyle bir DLC. Harbiden de yavaş gidiyoruz ha. 11'e takalım bakalım ne olacak. Ya bu yol böyle devam ediyor. Kaplamaları çıkarırsam kış haritasını. İsterseniz öyle gösterebilirim. İşte düz vites yaparsam böyle olur. Şimdi şöyle göstereceğim de bir dakika. Ya arkadaş bak şimdi bak. İnanabiliyor musun? Burada nasıl döneceksin sen şimdi? Kara çıkmadan mümkünatı yok bunun. Bak. Gidiyor. İyi gene yani. Şimdi Dorsey bak nereye bindirdim, gördünüz mü? Hoppa hadi. Hadi hadi. Ya, şimdi belgeselleri izliyoruz bunları biliyorsunuz. Çok zor taşıması bunları. Giderken trafik lambalarını falan söküyorlar yollardaki. Dönerken falan çarpacak haliyle yüksek binalar falan oluyor. Çok zevkli ama ya. Tabi bu hassas büyük değil şimdi, ben öyle normal taşıyorum. Onlar hani çarpacak, kırılacak falan, ağırlık var. Ağırlık söz konusu mesela. Onun da etkisi var falan. Bayağı konvoy yapıyorlar giderken. Denk geldi ki izliyoruz zaten kamyon belgesellerini ya da işte bu kamyon odaklı değil aslında onlar ya. Taşımacılık falan yapıyorlar ya da başka bir iş yapıyorlar. Kereste Kralları diye bir bölüm var. Bir belgesel var hatta. Onda da adamlar kereste ev yapıyorlar ama tabii taşırken işte kamyonları görüyorsunuz. Winch sistemini falan görüyorsunuz. Amerika'nın farklı bölgelerini görüyorsunuz.
Burada tek başınıza gitmek biraz sıkıntı olur ya. Yanınıza bir adam alacaksınız yani. Ya da önde bir tane de konvoy olacak. İşte bak, o olsa süper olur bak. Yapay zeka, ya bir işçi alacaksınız öne. Eskortluk yapacak. İleri geri sağa sola gidecek sizinle beraber. Onu takip edeceksiniz. O rotayı bilecek. Yani o kadar çok şey var ki işte böyle oyunlarda olmuyor. Hemen olmuyor ama GTA 5'te falan o tür şeyler mümkün. Oh, 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 oh. Sese bak. Bu arada yarın akşam Twitch'te yayın olabilir. Belli değil ama dur bakalım. Ya pazar günü ben YGS'ye gireceğim. YGS'ye gireceğim yani. Açık öğretimden hani sıfırdan başlayayım da orada devam etsin kalsın. Askerlik mevzusu nedeniyle. Girmem gerekiyor. Yoksa okul mokul bitti zaten. Çok harika ya, çok güzel ya. Ya feci beğendim şu an. Şu yıldızlı geceler de var ya, daha da bir güzelleştirdi videoyu ve oyunu. Ah işte onlar kar ama böyle buz tutmuşlar. Hasar aldık lan. 39 hasar, Dorset'e 8 hasar. Yani düşünsenize şimdi adamın evi burada bak. Nome şehrinde Alaska'dan. Alaska'dan konvoya çıkıyorsunuz. Önde arkada araç var işte. Alaska'dan jackpot'a gideceksiniz Nevada'ya. Düşünebiliyor musunuz o olayı? O taşımacılık olayını. Yani çok güzel bir şey. Multiplayer'da tabi öne bir çekici gelebilir, hani bir tane verirsiniz Peterbilt, normal kabin. Uyarı ışıklarını takar multiplayer'da, böyle taşırsınız güzel olur ama multiplayer'da maalesef öyle senaryoda yapmaya kalkışınca olmuyor. Kimseye yanaşmıyor filan. O yüzden single devam. Ya aslında Amerikan Truck Simulator'ın normal sürümünde, yani dorselerinde çok ağır dorseler yok arkadaşlar, hani tek başına taşınabilecek dorseler var, öyle büyük yükler falan gelmedi henüz. Olabilir de niye olmuyor işte, soruyor insan kendi kendine. Niye olmuyor arkadaş? Her şey güzel de niye bazı güzel şeyler, hani önemli oyunu değiştirecek özellikler olmuyor ve stop etti araç. Ben de zaten ileride bırakacağım. Artık bundan sonra siz devam edersiniz. Video açıklamasından hem Alaska haritasını hem bu çekici hem yıldızlı geceler modunu, kış haritasını, yağmur, gerçekçi yağmur sesini. Onun dışında trafik paketini, tabii siz trafik paketini şu an burada görmediğiniz, bir sonraki videoda göreceksiniz. Otobüs videosunda. Sağa çekecek yer bile yok şimdi burada. Ben ne yapacağım? Yolun ortasına bırakacağım. Başka bir araç da gelemez normalde. Her neyse arkadaşlar. Bir sonraki Amerikan Truck Simulator videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.